Peki yani bu tip yoklama diyeceğim ben buna. Çünkü Evet. yani bu tip yoklamalara nezaketli bir şekilde cevap verilmesi bazen insanları değişik yönlendiriyor olabilir. Halbuki dediğin gibi en son gelinecek noktada hiç kimse Türkiye'nin bölünmesine izin vermez. Bu aynı mesela seçimlerden hemen öncesinde medyada çok kişiyi, çok parti eleştirir. Fakat asıl kendi fikirleri bellidir. Yani insanlar sandığa gidip seçim yaparlarken biz asıl çoğunluğun normalde işte sağcı olduğunu görüyoruz. Fakat bazen daha farklı bir fikri olan insanların sesi daha çok çıkar. Biz onları daha çok duyarız. O yüzden özellikle Türkiye'nin dışından onların mesela sayısının çok daha fazla olduğu düşünülebilir. Ama gerçek bu değildir. Gerçekte çok arif bir millet var elhamdülillah Türkiye'de. O yüzden hiç kimse Türkiye'nin bölünmesine izin vermez. Bir de yani o tip bir parçalanmışlık hiç kimseye bir hayır getirmez. Şimdi sen mesela Gülşah Ukrayna'dan fayda bahsettin. Evet. İnşallah tabii Allah affetsin. Her şeyde hayır vardır. Tabii. Fayda getirmez. Allah her şeyi hayırlı yaratır inşallah. Sen mesela Ukrayna'dan bahsettin Gülşah. Ukrayna'nın da parçalanmışlığı ne Avrupa Birliği'ne tabii bir fayda getirir ne Rusya'ya fayda getirir. Şu an çökmeye doğru gidiyor zaten. Tabii ki yani paramparça olmuş kendi ekonomik gücünü kaybetmiş bir Ukrayna Avrupa Birliği'ne girdiğinde Avrupa Birliği'nin de kendisini doğru aşağıya çekme eğiliminde olacaktır. O yüzden iki taraf da bundan fayda görmeyecek. Ama Rusya'ya baktığımızda onları da anlarız çünkü mesela Rusya'nın özellikle Sovyetler Birliği döneminden kalma bu ülkelerde Ukrayna'da bunların için dahil olmak üzere çok fazla kendi vatandaşı var. Şimdi o vatandaşların haklarını birinci derece düşünmek zorunda. Bizim nasıl 6,5 milyon Türk vatandaşımız Avrupa'da yaşıyor ve herhangi bir şey olduğunda biz onların çıkarlarını düşünüyoruz. Onların ahlaki kurallarını, onların ahlaki gelişimlerini düşünüyoruz. Mesela Türk çocukları, oradaki Türk ailelerin çocukları bizim anladığımız şekilde, bizim kabul ettiğimiz şekilde iyi ailelere verilmiyorsa o evlatlık verilen çocukları geri alıp biz Türkiye'ye getiriyoruz, Türkiye'de bakıyoruz. Bu kadar sahip çıkıyor Türkiye. Tabii ki şimdi bu mantıkta başka bir ülkenin de kendi vatandaşlığına sahip çıkması, özellikle de eğer o taraftan bir talep geldiyse son derece doğal karşılanması gereken bir şey. Dediğim gibi en sonunda burada sevgiye ve anlayışa geliyoruz. Tabii ki biz de Kırım Türklerine sahip çıkıyoruz. Tabii ki. Yani, tabii ki sahip çıkıyoruz. Herkesin aslında bu mantıkta birbirine sahip çıkması gerekiyor. İlk başta mesela Avrupa Birliği, Ruslara da aynı şekilde sahip çıksa belki böyle bir gerilim başına oluşmayacaktı. Hı hı. Ama hepsi kaderde. Tabii ki bunların olmasında hayır var. Allah bizi özel bir noktaya doğru yönlendirdiği için mecburen bunlar oluyor. Fakat bunlardan ders almamız için de bunları inşallah bizim Müslümanlar olarak görmemiz gerekiyor. Türkiye'ye baktığımızda şimdi dediğin gibi Didem biz çok kişinin istediği partiye oy verdiğini görüyoruz. Bu konuyu aslında dışarıdan gelen ve çok şaşırarak değerlendiren insanlar oluyor. Örneğin Türkiye'deki Suriyeli mültecilerden bir tanesi ki bu kişi bir kitap yazmıştı Suriye İç Savaşı ile ilgili çok yakın zamanda kitabı çıktı. Şöyle bir değerlendirmede bulundu Türkiye'deki seçimlerle ilgili. Biz Suriye'de bir adayın %99.999 oyla kazanmasına o kadar alışığız ki bu kadar demokrasiyi gördüğümüzde çok heyecanlı geçtiğini fark ettik seçimlerin diye söyledi. Çünkü biliyorsunuz normalde Beşer Esad'da, babası Hafız Esad'da güya seçimler düzenledi. Fakat bu evet. seçimlerde bütün Kürt partileri kapatıldı. Bütün kendini karşılayan partiler kapatıldı. Sadece Esad'ın kendi partisi ve onun yanında sanki karşısındaymış gibi görünen yine bir komünist parti seçime girdi. Dolayısıyla herkes zaten mecburen oraya oy verdiği için de %99.999 gibi bir sonuçta seçimlerden çıktı. Şimdi biz tabii nereden geldiğimizi unutmamamız gerekiyor bu noktaya. Aradan geçen 12 yılda çok fazla şey oldu Türkiye'de. Bunun öncesinde Türkiye her bir böyle çalkantı olduğunda, her bir hareket olduğunda acaba yine askeri vesayet konuya el mi koyacak işte diyen insanlardan oluşuyordu. Bu bir gerçek. Şimdi Türkiye çok fazla darbelerden, çok fazla müdahalelerden geçti. Bugün biz eğer demokrasiyi koruyabilecek, her ne olursa olsun demokrasiyle, demokrasinin içinde sorunları çözebilecek bir duruma geldiysek Allah'a bunun için şükretmemiz gerekiyor. Tabii ki eleştireceğiz. Çünkü demokrasinin daha ilerlemesi için, özgürlüklerin daha ilerlemesi için, insanların daha rahat etmesi, birbirine daha ısınması için buna gerek var. Fakat bizim geldiğimiz noktada da aslında bu o dönemki askeri vesayetin içinde yani bu yapının içinde bazı insanların kendi kafasına uymayan bütün partiler kapatılıyordu mesela. Yani böyle bir biz durumdan geldik artık insanların kabul etsin veya etmesin eleştirerek, medyayla yönlendirerek, kendi eleştirilerini söyleyerek bütün partileri ki bunun hükümeti dahil yönlendirebileceği bir konuma geldik. Bu demokrasi aslında çok güzel bir adımdır. Bunu da görmemezlik etmememiz gerekiyor. Çünkü
Allah'ın bu bize verdiği bir nimet. Şimdi bütün Orta Doğu ülkelerine bakıyoruz. Hatta Orta Doğu'nun dışında bütün İslam ülkelerine bakıyoruz. En güzel şekilde demokrasi yaşayan aslında Türkiye olduğunu görüyoruz. Ama tabii ki biz Müslüman bir ülkeyiz. Yani daha da güzelini bizim hedeflememiz gerekiyor. Daha iyisini hedeflememiz gerekiyor. Bizim çünkü Peygamber Efendimiz bize Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı örnek veriyor. Biz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sistemini düşünüp ona göre bir sistemi oluşturmaya çalışmakla yükümlüyüz. Ama bunu başaracak olan Hazreti Mehdi'dir. Geldiğinde o zaman tam olacak. Ama biz Müslümanlar olarak bunu yapmakla, yani bunun için gayret göstermekle her zaman yükümlüyüz inşallah.